Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tevazu, cemaatin önünde tevazu olmaz. Cemaatin önünde tevazu yapmak riyakarlıkmış. Fakat istisnası olur herhalde. Her şeyin bir istisnası varmış abi. He, değil mi? Var. İnşallah bu akşam olsun. Öyle bir mevzuyla iş yapacağız ki, hakikaten Murat Dursun diyor ki, abi diyor, niçin yapmıyorsun bu şeyi? Yapamıyorum da ondan. Dokuzuncu söz, mübalağa değil, içini doldurmak çok zordur. Yani tevazu değil yani. Mesela secdenin içerisinde hayret ve muhabbettir diyor. Ha, hayret nedir bilmiyorum ki. Muhabbeti biraz biliyorum sayır. Yani dokuzuncu sözü yapmak çok zordur. Bir yerde diyor ki namazın manası, bir yerde diyor ki ibadetin manası. İkisini cem etmiş ubudiyet diyor. Yani neresine çıkacaksın ya? Her birisi bir ünvan ve alem. Ünvan ve alem. Her bir tabir. Ya korkunç bir şey ya. Benim için böyle baktığım zaman kelime olarak görmüyorum. Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. İstifade ettirsin. Yani Cenab-ı Hak merhamet eylesin. Yani. Bakayım ne kadar yapabilirsek. Bakayım ne kadar becerebileceğiz. Böyle kaldır küldür de yapmak istemiyorum ya. Şimdi size böyle bir mukaddeme bir cümle söylemek istiyorum. Bu dokuzuncu sözle alakalı bir cümle söylemek istiyorum. Bunu bir rüyada söylenmiş bir cümledir. Bana ait değildir. Şimdi fabrikaya girseniz. Ama fabrika çok âli bir fabrika. Fabrikaya girseniz. Çok âli bir fabrika. Herkes işine bakıyor ve çalışıyor. Herkes bir şeyle meşgul. Tamam Enes bak. Fakat hiç kimse seninle meşgul değil. Sana kimse iş vermiyor. Ama maaş alıyorsun. Ay sonunda gidip alıyorsun. Ama aylak aylak fabrikada dolaşıyorsun. Hiç kimse sana iş vermiyor. Herkes tezgahında çalışıyor. Ya arkadaş Allah Allah ya. Maaş alıyorum kimse benimle ilgilenmiyor. Der misin ki of be. Ne güzel bir fabrika ya. Hem maaş alacağım hem kimse benimle iş vermiyor. Çok iyi işte. Der oturup keyif alır mısın? Bir düşünür müsünüz? He? Niçin? Hiç kimse bak seninle ilgileniyor. Hiç Allah'ın kulu. Hey diyorsun kardeşim kimse yok mu? Herkes işine bak. Seninle hiçbirisi muhatap değil. Hiç kimse sana iş vermiyor. Ama ay sonu maaş alıyorsun. Sen orada rahatsız olmaz mısın ya? Olur musunuz? Ya birisi ağır iş dahi verse birisi beni muhatap alsın ya. Aynı bu örnek gibi. Allah bu kainat fabrikasını getirdi, seninle ilgilenmiyor. İlgilenmiyor Allah. İnsanla ilgilenmiyor. Daha mı iyi olurdu? Muhatap almıyor, kale almıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ya hiç tamam işte. Taş. İlgilenmiyor. İşte... Namaz ilgisini gösteriyor, iş veriyor sana. Seninle ilgileniyor. Şimdi onu okuyacağız. Allah kim? Sen kim ya? Ben kimim ki? Allah ilgileniyor. Detayına kadar ilgileniyor. Ya. Şimdi dokuzuncu söz... Değil mi? Bak ne kadar ciddi bir mevzu. Ben, bismillahirrahmanirrahim.
Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ard ve aşiyen ve hine tuzirun. Şimdi her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. İnkılap ait iki tane, iki saat dersim var. İnkılap. İnkılap nedir diye. Ona girmeyeceğim. İnkılap başı. Azim bir tasarruf ilahine aynısıymış. Namazın vakti. Vaktinden bahsediyor, zamandan bahsediyor. Namazın kendisi değil. Zaman batındır, sudur, mekan ise buzdur, mülktür. Tamam, huvel evvelu ve zahiru. Şimdi ben buradan yani okuyayım şeyi. Her bir namazın vakti, namazı kendisi değil. Mühim bir inkılap başı olduğu gibi. İnkılap ait iki saat ders var, bakarsın. İki, namaz vakti. Azim bir tasarruf ilahinin aynasıymış, namaz vakti. Namazın kendisi değil. O tasarruf içinde, ikinci şıkkın A şıkkı, İhsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makisi olduğundan, buraya çabuk geçiyorum çünkü mevzum burası değil. Geçeceğim şuraya. Bakayım çıkabilecek miyiz? İnşallah. Ne kadar istifade edersek Allah kâr eder. Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekününe karşı şükür ve hamd demek olan namaz emredilmiştir. Mesela şükür ve hamd. Çözdük. Fark neydi hatırlar mısınız burada? Bir şey konuşmuştuk biraz. Şükür ve hamd. Arasında ne fark vardı? Şükür. Nimete karşı oluyor da hamdın en meşhur manası sıfat-ı kemale izhar etmektir diyor ya. Sıfat-ı kemale izhar ederse hamd yapmış oluyor. Şükür örfesini yaşarsa. Öyle mi? Şükür örfesini yaşarsa. Ötekisi ise? Ötekisi nimete karşı gibi. Evet. Yani şuurlu. Şöyle diyelim mi? Ezelden ebede doğru bir yol var. Otoban. Bu hamd. Ezelden ebede. Orada araba var. Giden araba. O da şükür. Şükür. Direksiyon. Akıl. İstasyon. İstasyon, benzin dolduruyorsun, amel gibi ya. Mesela hamdın en meşhur manası neymiş? Sıfat-ı kemaleyi izhar etmek. Evet, işaretleyeceğiz daha 17'de değil mi? Şükrü örfi yaşamak. Şükür ise onu ifade etmek. Şuurdur yani. Yani hamd fıtrattır. Şükrü örfidir. Şükür ise onu ifade eden kişidir. Yani bu makamdaki şey. Yekûnüne karşı şükür ve hamd demek olan, şükür ve hamd demek olan namaz. Namaza emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehm etmek için sen aynı zamanda Allah'ın mesela şöyle diyeyim. Her şu cümleyi bitireyim. Şu ince ve derin manayı bir parça fehm etmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Peki. Pergeli insana koydum. Halk. Halktan Hakk'a, Cenab-ı Hak karşı. Salat mıdır, selam mıdır? Salat. Niçin? Dua. Dua, evet. Çok güzel. Peki pergeli şeye koy, Allah'a koy. Allah'tan, Hak'tan Hak. Cenab-ı Hak'tan halka karşı ne var? Selam. O zaman selam kaldı. Yani Allah'tan insana bakışını risalet. Selam. Halk'tan bizden Hakk'a karşı. Bak elimi yapıyorum ki görsel olsun. Bizden
Hakk'a karşı salat. Onun için kadu kâmeti selah yok. Kadu kâmeti salah salat. O zaman değişir. Sistem değişiyor. Hatırladınız mı salatla selam arasındaki farkı? Nerede anlatıyordu? Hatırlayan var mı? Leman'la nerede? 270. Bak bakayım. Salatla selam nerede? He? 271. El farfi salatim ve el farfi selam aleyke ya Resulallah. Orada bir sistemi anlatıyor. Esas salatla selam arasındaki farkı bir yerde anlatıyor. Salatla selam hadi. Salatla selam. Bağla. Güzel. Neresi? Zorlayın kafayı. Atölye çalışması yapıyoruz. Tıngır tıngır gitmek istemiyorum ben. Bağla. Bağla mı? Var mı? Beraber çalışacağız bu akşam. Verir misin abi? Ha, şimdi bulsun bulsun. 200 kaçtı? 270. Bana. Ya, ne acayip eser ya. Ne tuhaf ya. Her gün hayretteyim ya. Vallahi ya. Ne tuhaf ya. Sual. Salavatın bu kadar kesette hikmeti ve salatla beraber selamı zikretmenin sırrı nedir? Allah Allah. Burada anlatıyor. Şimdi burada aşağı anlatıyor, anlatıyor. Buraya kadar geleyim mi ya? El cevap, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirme tek başıyla bir tarih hakikattır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, nihayet derecede rahmete mazhar olduğu halde nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam niye nihayetsiz? Bütün ümmetin dertleriyle alakadar. Senin hanımla olan derdinle alakadar. Yani Allah, öyle bir Allah ki bunu bu seyahatimde bir yerde söyledim. Allah çok özür dilerim. Affınıza sığınırım çünkü Allah'a söylüyoruz. Kapısı oldunuz. Gidemiyorsunuz büyük abdese. Onu bile Allah'tan istiyorsunuz. Ya Rabbi aç. Öyle mi? Falan şeyi yapabileyim. Allah'tan istenir. Böyle bir Allah'tır işte. Anana da benzemez. Ya Rabbi falan şeyimi aç, falan şeyimi yapayım. He? Tuhaf değil mi? Ne, nasıl bir Allah değil mi? Ne kadar hoş bir şey. Tolestorlarla şey denilir mi falan değil. Böyle değil ya. Yani. Allah ya, öyle bir Allah'tan haf edilir, korkulmaz. Hafullah'ta lezzet vardır. Allah hoştur ya. Ne kadar böyle gaflet olursak ondan korkuyoruz yani. Aslında Allah'tan değil, ölümden değil de gafletimizin ifadesi. Bir ölüm korkusu var, şeye attım. WhatsApp grubunda da var, bir de Nur dersinde var, ölüm korkusu. Aslında ölümün kendisi değil o. Tanımlayamadığı, izah edemediği, çözemeyen aklın acizliğiyle Adem'e karşı çıkarttığı bir manadır, ölüm korkusu. Yani vicdani bir azaptır, ruhsal bir azaptır Adem hiçliğe gitmek. Vicdan ve ruh diyor ki akla sen çözüm üretiyorsun. Sen bu sıkıntı var bu hiçliğe karşı. Bir çözüm bu. Akıl mevcudatın ilişki ve çelişkisini çözüyor. Hiçliği nasıl çözecek? Varlık değil ki. Ama bilmiyorum da diyemez. Enaniyetlidir. Bu sefer bakıyor, ediyor. Bir şey yok. Hiçliği nasıl çözecek? Bu sefer hiçlik azabına, dayatmasına karşı aklın acizliğinden dolayı ona ne benziyor? Hiçlik elemine karşı ölümü. Ölüm korkusudur diyor. Aklın uydurduğudur. Acizliğinden dolayı. Aslında ölüm korkusunun temelde ruhsal hiçliğe karşı tepkisidir. Varlıkta kalmanın ifadesidir. Verileni vermemektir.
Çok acayip ya. Risale-i Nur garip yani. Nereleri taşıyor? Şimdi olsa acayip olur. Ölüm korkusu bir girin ya. En fazla 10-13 dakika mı nedir böyle? Sesli ders dedi. Görüntüsü yok. Ölüm korkusu neymiş diye böyle. Bir bakın böyle. O kadar rahatlarsın ki. Allah ne kadar hoş ya. Allah sevmez bir ya. Böyle bir Allah. Fevkalade bir şey ya. Elhamdülillah. Seninle ilgileniyor Allah işte. O fabrika misali benim değil. Anladık değil mi o fabrika? Mesela. Ha. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün ümmetin dertleriyle alakadar, bütün. Senin çocuğunla alakadar, benim mide ağrım ya Rabbi. Peygamberin hürmetine. Peygamberin hürmetini buraya soktuk işte ya Rabbi. Tuvalete gidemiyorum. Peygamberin hürmetine beni şey yap. Allah Allah. Her şeyinle alakadar işte ya. Böyle din olur yani. Din hayatın hayatı. Nerede bir hakikat varsa din odur. Olması lazım. Tuvalete gidemiyorsun Allah'tan istiyorsun. Allah'tan istenir mi ya? Ya işte böyle bir Allah'tır. Ya Rabbi gidemiyorum falan yerimi aç. Garipseyeceksiniz ama maalesef öyle. Acayip bir şey ya. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bütün ümmetinin dertleriyle alakadar saadetleriyle nasip edardır. Yani senin rahatsızlığından rahatsız. Onun için salat istiyor. Yani senin için istiyor. Elini güçlendiriyorsun yani. Allah'a karşı. Yani senin onunla ilişkini güçlendiriyorsun. Kablo atıyorsun. Nihayetsiz istikbalde bizim ebedül abatta nihayetsiz ahvale maruz ümmetin bütün saadetleriyle alakadarlığının ihtiyacındandır ki nihayetsiz salavata ihtiyaç göstermiştir. Dua. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hem abd hem Resul olduğundan ubudiyet cihetiyle salat ister. Yani pergeli koyuyoruz. Halktan hakka salat ister. Bu ubudiyettir. Nübüvvet yönüdür. Pergeli koyuyoruz. Hak. Hak'tan halka yönü olursa o koridorun adı risalettir. Oradan da selam olur. Salat olmaz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam abdır, buradadır. Hem Resul'dur. Oradan bu tarafa Miraç'ta olduğundan ubudiyet cihetiyle salat ister, ubudiyet. Risalet cihetiyle selam ister. Ubudiyet nedir? Halktan, pergeli buraya koy, hakka gider, mahbubiyet ve rahmete mazhar olur. Bunu salat ifade eder. Neyse, geçelim. Şimdi namazın manasını okuyacağım, sonra ibadeti manası okuyacağım. İkisi dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark. Beceremediğim, çok az olan derslerden bir tanesi benim. Beceremedim yani. Az dersimden bir tanesidir. İşte bir daha söyleyeyim. Murat diyor ki abi niye bu 9. söze ait belki dersin yok? Dedim Murat beceremiyorum ki. Gülüyor zannediyor ki tevazu yapıyorum. Nasıl dolduracağım ben? Daha şükürle hamd arasındaki farkı bilmiyorum. Secdenin içerisine hayret ve muhabbet var. Hadi muhabbet şuunat-ı zatiyedendir. Şuunat-ı zatiye merkezinde şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh. Çık dışarıya. Ne var ondan sonra? Sururu mukaddese. Şefki mukaddese. Lezzet-i mukaddese. Memnuniyet-i mukaddese. İftihar-ı mukaddese. Muhabbeti anladım. Hayret nedir? Secdenin içerisinde hayret ve muhabbet var. Tarikatın en son mertebesi hayret makamıdır. Risale-i Nur mesleğinde ise tefekkürün içerisinde olan bir makamdır. Yani hayret dimağın bütünlüğünden çıkan bir şeydir zannediyorum. Muhabbet ise histir, vicdana aittir. İkisinin cemidir, secde. Burada ifade etmektir. Aslında secdeyi ediyoruz. Hayret ve muhabbet. Secde hayret. Tefekkürle secde ediyoruz. Hayret kendisi secde yani. Onu eylemsel arzda gösteriyoruz. Onun için en mukaddes ibadet
binası bedendir. Ruh diyor bedende salata kıyam ederse beden arzda namaz kılar. Salatın farzı 3'tür 46 sözlerde. Namazın farzı 12'dir. Salat. Salata. Ona gireceğiz inşallah ama bir parçasını söyleyeyim. Namaz, ubudiyetin hulasa ve haritasıdır. İşaret edeceğiz 41 ve 42'de anlatır. Amali şeyin, amali kıblesi mi diyor? Amali bedenin filistesidir diyor namaz. Ondan sonra şey anlatacağım bakın. Salatı bir parça anlatacağım. Salatla şey. Ama salatı namaz diyoruz. Veya şunu okuyayım da. Bak. Amali kalbin şems-i imandır. Amal. Amali kalbin şems-i imandır. Amali bedeniyenin firistesi namazdır. Amali maliyenin kutbu zekattır. Buraya da geçiyorum. Bak. Ve yukumüne selah diyor ki namazın tahsisi namazın bütün hasenata firiste ve örnek olduğuna işarettir mesela. Namazda oruç vardır, bir şey yemezsin. Hac vardır, kıbleye dönüyorsun. Zekat vardır, yaratılışın karşılığını ödüyorsun. Kelime-i şehadet zaten kendisi. O zaman namaz, namaza tahsisi, namazın bütün hasenata firiste ve örnek olduğuna işarettir. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a, bir daha, Fatiha Kur'an'a, insan kainata firistedir. Namaz da hasenata firistedir. Namaz var, her şey var. Namaz yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şansın yok. Namazsız bir insan girdiyse kabire, benim anladığım ki biliyorsunuz beni, tanıyorsunuz. Olumsuzluğu hiç sevmeyen bir insanım. Olumsuzluğu anlatmayan bir insanım. Birisi anlatsa sus diyen bir insanım. Ama namazsız girmişse kabre, ben diyorum, yani anladığım ve kitaptan gördüm. Ve kabre giriş 3 yolla olur. Hiç şansı yoktur. Ve hapsi ebedidir, hapsi münferittir. Ebedidir. Kabir hayatına has değildir. Namazsız ebedidir. Yani kabir hayatına ait bir ceza olsaydı ebedi denmezdi. Çünkü kıyamette kabir bitiyor. Kıyamette haşir meydanı kuruluyor. Ondan sonra ebedi veya ezeli, şey ebedi, cennet ve cehennem meselelerine son oluyor. Namazın varsa endişe etme, tuvalete bile gitmen ibadet. Amali bedeniyenin firistesi namazdır. Bakın. Bak ne diyor? Nasıl ki Fatiha Kur'an. Fatiha, Kur'an'a neyse. İnsan kainata firistedir. Namaz da hasenata firistedir. Çünkü namaz, savm. Namazda savm var. Hac var, zekat var. Ramazan Risalesi'nde savm, siyam, bir de oruç. Üçü farktır. Burada namaza savm kullandı. Oruç neydi? Yeme, içme, cinsellikten uzak. Oruç. Savm. Savm. Ruhsal, yani duygularına, düşüncelerine hakim olmak. Siyam ise ruhsal oruçtur. Dimağa ait oruç değil. Daha batındır. Aks, yani Kafnun tezgahı var ya, kusurunu, aksinin fakrini idrak etmek. Dergah-ı ilahiye, ruhsal böyle bir aynadarlık olmak. Kaf, kusur, aks, fakr, noksanını ifade etmek var ya, bu yani. Oruç orada kullanıyor, ben uydurmuyor. Ramazan orucu diyor. Oruç siyamsa, oruç samsa niye farklı tabir kullanıyor? Bakın, Ramazan orucu diyor. Ramazan'ın savmi diyor. Ramazan'ın siyamı diyor. Ustad başka yola gidiyor. Oruç bedenseldir. Yeme içme cinselliğe aittir. Savm dimağa aittir.
duygularına, düşüncelerine oruç tutturmaktır. Tamam? Mesela göz duyguna. Siyam ise ruhsaldır. Ve bak burada ne diyor? Niçin girdi buna? Namaz, savm, hac, zekat ve sair hakikatlere havi olduğu gibi idraklı ve idraksız mahlukatın ihtiyarı ve fıtri ibadetlerinin nümunelerinde de şamildir. Mesela devam edeyim. Mesela okuyayım. Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini. Namazda kıyamdasın, rükudesin, secdedesin. Kıyamda olan melekleri, rükuda olan melekleri, secdede olan melekleri temsil ediyorsun. Hem taşa, hem ağaca ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Ayakta olmak, ağaçları. Eğilmek, rükü, hayvanları. Aşağıda olmak, secdede, taşları. Ki 20. sözde taş gibi nasıl katlaşıyorsunuz ki? Evamir-i tekviniye karşı bu kadar Allah şey vurdum duymaz oluyorsunuz var ya. Şimdi namazı ben şey yapayım. Namaz bedenseldir, İslamiyetin esaslarıdır. Cemidir namaz, namazın manası. İslam esaslarında inanmak yoktur, eylem vardır. Namaza inanmak yok, namazı kılmak. Oruca inanmak değil, tutmak. Zekata inanmak değil, vermek. Haca inanmak değil, gitmek. Getirmek kelime-i şehadet. Bunların firistesidir. Tamam, cemidir. Aynı zamanda bunları kıblesine koyandır namaz. İbadet ise itikadını kıblesine koyar. Namazın manası birinci nükte okuduğum için karşınız. Yani uzun olmasın diye dersimi çalışarak şey yapmışım. Ama altına da çıkmış değilim yani. Namazın manası eylemseldir. İslam esaslarını bütünlüğe getiren firisttir. İkinci nükte olan ibadetin manası ise itikada aittir. Yani insan içsel yapısı, ruhsal yapısını dengeye getirip kıblesine koymaktır. Onu anlatacak. Şimdi ben namazın manasını okuyorum. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih. Cenab-ı Hakk'ı tazim ve şükürdür. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim, şükürmüş. Üç. Tamam mı? Burada üç var. Bunu açıyor. Yani anlamadım. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ne demek? Celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah demekmiş. Deyip takdis etmek. Bak bir de okuyorum. Hep üç üç gidiyor. Namazın manası sahip. Cenab-ı Hakk'ı tesbih. Tazim, şükür. Peki, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ne demek? Celaline karşı celal. Zülcelal, Zülcelali Subhanallah. Celaline karşı kavle ve fiile. Subhanallah deyip takdis etmek. Bu nedir? Tesbih. İki, namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek bir tazim. Şimdi tazim okuyorum. Hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Şimdi şükür. Tesbih, tazim, şükür. Tesbih, tazim, tazim, şükür. Tesbih, zülcelali subhanallah, kavlen ve fiilen. Ne yapmak? Fiilen, subhanallah deyip takdis etmek. Şimdi, tazim. Ne demek tazim? Zülkemali Allahu Ekberum. Kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Üç, şükrü anlatıyor şimdi.
cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Elhamdülillah fıtri şükrü, şükrü fıtri örfü mi diyor? Yok. Şükrü örfü, evet. İfa. Yani fıtratını yaşamak. Kendine ihanet etmemek. Hamd. Yani ezelden ebede her kimden kime karşı olursa. Bir yol düşünün demiştim. Bir dağ var. Öyle. Ondan sonra ona gidiyor böyle. Bir yol düşünün. Nereden başlangıcı belli değil. Ezeli. Nereye gidiyor? Belli değil. Ebedi bir yol. Yolun adı hamd'dır. Yani kafamızda kalsın diye simgeleştirmeye çalışıyorum. Tamam mı? Şükür ise o yoldaki arabadır. Petrol istasyonları ve lokantalar ibadettir. Eğer oraya gider, benzin alırsan araban gider. Hamd üzerinde şükrün gider. Hamd olmayan şükrü yoktur. Nereye koyacaksın arabayı? Kaldı mı biraz kafaya sayın? İbadet ettiğimize dahi hamd etmek lazım. Bir de söyle. İbadet ettiğimiz için dahi hamd etmek lazım. Evet, ona bile hamdet etmek lazım. Hamd. Petrol ofisi yol üstünde. Yol üstünde, petrol ofisi yol üstünde. Arabayı doyuracaksın, seni kendini de doyuracaksın. Trafik işaretleri haram ve helallardır. Trafik polisi bir yaver-i ekrem var diyor. Şu. Trafik polisi peygamberlerdir. Viraj almak ise başka bir inkılaba dönüşmektir. Ama alamadın mı aşağıya gidiyorsun. Onun için virajı doğru alacaksın. Yani hastalık musibetlerdir. Virajsız yol olur mu? Yolsuz da viraj olmaz. Peki, çoğaltın işte yani. Kafamıza artık bundan sonra şükürle hamd unutmayız herhalde. Hamd. 25. kare yapalım. Hamd. Diyorlar manyağın birisi diyecek. Ama kafanda kaldı. Atamazsın. Araba neymiş? Şükür. Kaliteli bir şükrün olsun. İyi bir arabanız. Eğer rast gelen yerden de benzin doldurma, yemek de yeme. Yemek yiyeceksen kamyoncuların lokantasına gideceksin. Bu arada da şey dinleyin. Otobüslerin olduğu yere değil. Ne diyor ya bu? Teneffüs ettik mi? Hadi bakalım. Namazın neymiş? Bir, tesbih, tazim, şükür. Celaline karşı okuduk. Şimdi cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih, tekbir, hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. O için subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demeden kalkma namazdan. Çok işinde. Tesbihatı yolda yap ama subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber yapma yolda. Peki bu sözüm size tesir eder mi? Etmez. Çünkü ben de yollarda arabada yaparım diyorum. Bir kısmı hemen kalkıyorum, şeye geçiyorum. Yani hakikaten söylerken ben bunu yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum siz de anlıyorsunuz. Mesela onu demeden kalkmayın diyorum ama ben yapıyorum. Bu sefer lime takunum ala tefam. Ama abdesti su içmiyorum diyorum. Evet, bu tesir etmesi lazım çünkü içmem. İçmem. Hatırlamıyorum. İçmem yani. Ama subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber demeden de yollarda arabada yaparım. Seyyar bir şey olsun diyor. Ama değil. O niye? Kıblen orası o anda. Çünkü namazın çekirdekleridir. Bir de uyduruyorum. Abi dersi yetişiyorum. Ben dediğimi söylüyorum. Tevazu yapmıyorum. Yanlış yapıyorum. En azından subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber namazın çekirdeklerini yapıp hatta namaz oturup tahiyyatını bozmadan yayılma öyle. Kıçının üzerine oturma. O bedenin kıblesinden bozuluyor. Tahiyyatta nasıl oturuyorsan, çünkü son çıkışın kıblendir, daha bozulma. O anda gönder subhanallahı. Böyle yayma yani. Bu kıble böyle, geçiyorsun koltuğa. Niye geçiyorsun kardeşim koltuğa? Niye geçiyorsun nasıl? Ha burada tesir eder çünkü ben yapmıyorum onu.
Ayağım dahi ağırsa, kırılsa bile Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber'i öyle oturarak çekmem. Bak onu da çekmem. Böyle yayılarak çekmem. Mevlana oturuşu yapmam. Yani onu yapın. Çünkü namazın çekirdekleridir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Hepsinde var. Kıyamda var, rüküde var. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat-ı mübareke 33'er defa tekrar edilir. Çünkü 33 inkılabı geçiriyorsun. Yani müminin namazı nesidir? Miracıdır. Allah Resulü'nün 32 tane var. Miracı Ekber-i Muhammed'e 33'tür. Cismen ve bedenen olduğu için. Diğerleri değil. Diğerleri cismen değil. Kalben ve ruhen. Miracı Ekber-i Muhammedi de 6. şuada geçiyor. Şöyle diyor. Miracı Ekber-i Muhammedi de söylenen sözler diyor. Demek asgari de var. Mirac, müminin namazı miracıdır. 33 inkılap var. Bir tanesinde. Dimağ 33 inkılap görüyor namazda. Kalp 33 inkılap görüyor. Ruh 33 inkılap görüyor. Tamam. İnkılap şeyi söylüyor. Çünkü mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Baş. İnkılap başı. Buradan başlıyor inkılap. Bir daha okuyayım. Hem ondandır ki ben burayı çabuk geçiyorum. Buraya geçeceğim de ondan. Namazdan sonra namazın manasını tekit takviye için şu kelimat-ı mübareke 33'er defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hulasalarla tekit edilir, kuvvetleştirilir. Üç şeyle. Üç tane inkılap var. Her inkılap 33'er mertebedir. Ben şimdi acele edeyim de şey yapayım. Bak, inkılaptan bir tanesini okuyayım. Bir tanesi. Bak inkılap. Risale bambaşka. Okuyunca siz de diyeceksin ki hakikaten tuhaf. Ne hoş ya. Ne Cenab-ı Hak nimet vermiş bize, tanıştırmış. Tanımak yetmiyor. Sadakat yapabilmek bunun kadar kıymetlidir. Herkes Risale'ni duyar. Herkes okur ama sadakat olmaz. Sadakat hidayettir. Hidayet ruhun cennetidir. 61 işaretleyeceğiz. İhtine sıratı müstakim. Yani sadakat simgesel itibariyle Ebu Bekir. Bak sadakat hidayetin kendisidir. Hidayet ise ruhun cennetidir. Ne diyorsa öyle ya. O zaman ruhun cennetidir. Bak inkılaptan bir tanesini okuyorum. 271 lemalar. Elfu elfi salatim ve elfu elfi selam aleyke ya Resulallah. Binlerce salat ve selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Cümlesi namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördü. Nasıl görmüşse. Daha tesbihatta bu. Tamamını tutamadı. Fakat işaret neminden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki bunu çok okudunuz ama bir de acaba farklı ne anlayacağım diye dinlerseniz şu anda beni farklı bir şey olabilir. Ama bloke edersiniz, ülfet edersek, ya ben burayı okumuştum zaten ama farklı ne anlayacağım? Bakayım bakarsan ülfetin kırılır bak. Gördüm ki, görmüş. Anladım ki, fark ettim ki, düşündüm ki değil. Gördüm ki. Gece alemi, gece karanlık değildir. Gece karanlık istila etmişti diyor Üstad başka yerde. Gece alemi karanlıktı diyor. Gece ne olacaktı ki? Ha, karanlık arizidir. Gece karanlık değildir. Vahdeşe leyle ve ahrece duha. Gece karanlık değildir. Gece bir alemdir. Karanlık ona örtmüştür. Gördüm ki gece alemi, karanlık yok da, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Tamam. Gece alemi. Bak ne olacak şimdi? İnkılaba bakın.
Yatsı namazında o aleme girdim. Hiç adama sormazlar mı? Hiç sormuyor musunuz kitaba? Niye sabah namazında girmedin, öğleyin girmedin, ikindi de girmedin? De yatsı da giriyor. Ha atlanın? Peki abi nedir abi? Niçin yatsı namazına girmiş? Gece alemin kapısını açıyor. Gece alemin kapısını açıyor. Akşam açmıyor mu? Yok abi, yatsı açar. Öyle mi? Beşinci nükte değil mi? Buranın beşinci nükte, dokuzuncu. Bak şimdi, peki ben başka bir ufuk açmak istiyorum size. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, bilmana kafamda kaldığı kadar, namaz ve oruç geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Tamam mı? Ama namazın beş adeti veya şekli farklıydı. Günde bir defa kılıyorlardı. Belki kıyam. İbrahim Aleyhisselam kıyamdaydı. Rüküsüz ve secdesiz. Mesela. İlk defa beşer dünyası açılalı, tezgah açılalı. İlk defa sabah kılan kim? Hadisi nakledeceğim size. Kim? Adem Aleyhisselam. Adem Safiyullah diye Kur'an'daki simgesi Safiyullah. Açık. İlk sabah kılan odur. O zaman inkılap olamaz. Daha yeni başka bir inkılap başı sabah. Görüyor musun? Başka bir inkılap. İlk öğleni kılan İbrahim Aleyhisselam. İlk defa namaz öğlene farz kılan. O zamana kadar hep sabah. İbrahim Aleyhisselam da bir inkılap daha görüyor. Öğlene taşınıyor bir hakikat. İlk defa ikindi kılan yakışıklı, sekizinci söz, kuyu. Yusuf Aleyhisselam'a kadar ikindi yoktu. İlk defa akşamı kılan İsa Aleyhisselam. Adem, hiçliğin, zühdün simgesi. Çok ilgimi çeken peygamber. Çok garip. Herkesin fıtratı farklı ya. Böyle enfusci. İsa Aleyhisselam. İlk defa yatsıyı kılan Musa Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nerede? Hepsini cem etti. He? Hepsini cem etti. Nasıl? Neyle cem etti? Hepsini o zaman çok cem etti. Ney? Vitir vacip. Vitir vacip. Gece namazları şeyler vardı onlara şükür. İlk defa vitir vacip kılan odur. Ne yapmıştır? İlk defa bak şimdi, huvel evveluhu çekirdek, ağaç, ağacın çekirdek. Huvel ahiruhu meyve. Huvel zahir ağacın sistemi. Huvel batın ağacın sistemin arkasındaki makina. Tamam. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin hatemi ya son. O zaman bütün namazları cem etmiş. Bütün namazları kıldığı için salat-ı vitir hak ediyor. Salat-ı vitir zaten cemdir. Diğerlerini. Peki, niçin ustat yatsı namazında? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin reisi olduğundan 324 barlada diyor ki diğer peygamberler, peygamberimiz mühini ve yardımcısı. Daha profesör ders vermeden üniversitede bir öğretmen ilkokulda ABCC'yi öğretecek. İkinci sınıfta Elif BTS'yi öğretecek. Ortaokul lise, üniversiteye gelince bütün öğretmenler diyor ki buyur hocam, buraya kadar getirdik sana. Sen ders ver artık. Ha. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurun hocam dediler. İmam. Mekke o imamın nesidir? Mihrabı. Medine minberi. İmam tek tane. Başka imam yok. Peki imam azamlar, Bediüzzamanlar, Rabbaniler, Geylaniler nedir? Hayır. O imamın sözünü safındaki ümmete duyuran münadiler gibidir. İmam tektir. Ama biz o imamı görmediğimiz için bundan çıkıyor mesela. Allahu Ekber. Münadi. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Diyor. Yani arada hani sesler taşıyan var ya. Kaç tane saf var bize kadar peygamberimizle?
14 tane imam. Asıl imamlar. Diğerleri sağda solunda diyor üstad. Sağda sola saf o kadar uzun ki. Ben ortadayım. İmamım diyelim. Ortadayım. Allahu Ekber diyorum ama safımın ucu bucağı belli değil. Ha, orada da İmam-ı Azamlar var. Orada İmam-ı Geylani var. İmam-ı Rabbani Hazretleri var. Kurban olurum onlara yani. Tamam. Bediüzzamanlar var. Yani Bediüzzaman veya İmam-ı Rabbani Hazretleri 14 tane saf. Asr-ı Mücedidleri o İmam-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Mekke bir mihrap. Medine minber. Peygamberimiz için ne diyor? Peynir nedir? İmamı? Allah Allah. Hatiptir abi. Hatiptir. İmam. Tabi ya. Tek imam. 19. sözde var ya. Bak bakalım. Hepsinin adına. Ha. 14 tane kişi dikilmiş. 14 tane imam. Asıl imam. Kutup, gafsiyet ve ferdiyet. Sağ ve sol. Gafsiyet. Bütün ehli imana imam. Evet. Bütün insanlara. Evet. Hatip ve imam. Bütün ehli imana. Bütün ehli imana imam. Bütün insanlara hatip. Bütün enbiyaya reis. Bütün evliyaya sevgiyet. Ne oldu? Oturdu değil mi şimdi? Hepsi ayrı bir sıfat ha. Şimdi bak, yatsı namazına girmesinin sebebi, yatsı namazı ve salatu vitir hepsini cemdir. Allah Resulü Hatemen Nebi olduğu için son. Peki ustad niye yatsı namazı? Son peygamberin son mücedidi. Bak, yatsı namazında o alime girdim. Bak şimdi. Son peygamberin son mücedidi. Yatsı da girdi. Eğer ikindi de girseydi, önceki bir şey olacaktı. İki asır önceki imam olacaktı. Girdim. Ne oldu? Hayalin fevkalade imbisatından. Mesela benim sözüm size geliyor. Ali Ulvi. Bu inkışaf. Oku çek. Bırak. İnkışaf. Sesim kuşatarak geliyor imbisat. Ha, şimdi iyi dinleyin. Hayalin fevkalade imbisatından mahiyet insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından insanlık bizi bütün varlıkla alakadar etmiş. Tamam mı? Mahiyet insanının bütün kainatla, bütün dünya ile alakadarlığından dünya ile küre-i arz arasında fark neydi? Küre-i arz, çabuk yapayım ki geçeceğim. Küre-i arz kütledir. Dünya denilen şeyin kütlesidir. Dünya ise kütle değildir. Bu kütlede bulunan alemlerin cemidir. Şimdi küre arzdan bahsetmiyor. Diyor ki, mahiyet insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından, dünya öyle geçer külliyatta, koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Yani bütün alemleri bu alemde gördüm diyor. 409 mektubat, gül goncası gibi. Bir kılıf bir kılıfta gül goncası veya benim tanımlamayla, bizim memleketteki bir şeyle misal vereyim, gıdayla. Mısır. Koliva diyoruz ya. Siz. Bir kılıf, birbirinin üzerine bindirilmiş 18 bin alem. Bütün burada cem diyor. Küre arz demiyor. Bak bu noktada bir de bakın. Mahiyet insaniyenin bütün dünyayla alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördü. Sonra zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Küçüldüler mi sen mi uzaklaştın? Hı? Yalnız öyle bir yerlere gelmiş ki, yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren, ülfet değil, ünsiyeti hak. Ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayale müşahede ettim. Arkadaşlar, şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insan değil. Nedir o? Şeceri-i hilkatın donmuş hali. Şeceri-i hilkat var ya, bütün 18 bin alemin
Vücudu haricisine şahsiyeti maneviye Muhammediye denilir. Veya maddi hayatı Muhammediye. Muhammed insan ismi değil. O çekirdeğin adıdır. Beşeriyeti ve peygamberliği Ahmet'tir. Onun için 19. söze, 19. mektuba şöyle diyor. 19. söze Risaleti Muhammediye mi diyor? Risalet-i Ahmediye diyor. Çünkü Muhammed'in risaleti olmuyor. 19. mektuba mucizatı Ahmediye. Ha, çekirdeğin adı, kainatın çekirdeği olma hesabı Muhammed. Onun için şahsiyeti maneviye Muhammediye. Yani insan-ı ekber ya. İnsan ekber ya. İnsan ekbere girmiş. Şahsiyeti Muhammediye'yi nereden çıkarıyorsun? 336 mektubat. Ben tatmin olmadım şey demem yani. Mektubatta şey lemalarda 336'da şahsiyeti manevi Muhammediye insan ekber diyor. İnsan ekber. İnsan ekbere girmiş namazda. Namaz insan ekbere girmiş. Salattır insan ekber. Namaz da salata giriyor. Namaz da salata giriyor. Nasıl giriyor? Nasıl bir namaz? Salatı bak şuraya bak. Bak. O girdiği sağa insan ekberin kim ol? Vücudu da kim biliyor musunuz insan ekber? Donmuş hali. Şaşıracaksınız. Bizim kardeşlerden bir tanesi. Çok sevdiğimiz kardeşlerden bir tanesi o. O insan ekberin vücudu var ya vücudu, bedeni. O bizim kardeşlerden birisi bak. Sır vahdet ile kainat, vahdet şahıs birliği değil ha sakın. Sistemin birliği. Farklılıkların tek sistemde olması, vahdet. Bu sistemin sahibine vahidiyet denilir. Sistemin birliğine vahdet. İyi dinleyin bak. O kardeş kimdir o? Şeceri hilkatın donmuş hali. Sır vahdet ile kainat öyle cisim. Kainat öyle cisim. Cismani bir melaik hükmünde olur ki, mevcudatın nevileri adedince yüz binler başlı ve her başında o nevide bulunan fertlerin sayısınca yüz binler az. Bak kim çıkacak karşımıza. Ve iyi dikkat edin kim o? Şeceri hilkat, insan ekberin cesedi kim? Yüz binler az. Her ağzında o ferdin cihazat ve etza ve aza ve hüceyratı miktarınca yüz binler diller ile. İyi dinle şimdi. Sanini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil misal ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acube-i mahlukat iken. İsrafil aleyhisselam donmuş şahsiyeti manevi Muhammediye insan ekber donmuş. Vücudu vücut İsrafil aleyhisselam yani vücut hayat. Şuur Mikail aleyhisselam. Bu kainatın büyük insan ekberin aklı Cebrail aleyhisselam. Ruhu Azrail aleyhisselam. Cem-i cemi insan. Kimsin o zaman sen? Sen kimsin o zaman ya? Nasıl bir şeysin? Nasıl bir şeysin ya? Allahu ekber ya. Subhanallah. İsrafil misal ubudiyette ulvi bir makam sahibi acube-i mahlukat iken. Ama bu sır vahdette, sırrı tevhid ile anlaşılıyor. Nasıl bunu fark eder? 9. sayfa şu anlarda diyor ki Cenab-ı yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyebilen şuurlu bunları tefekkür eden de Cenab-ı Hak onun sırrına sır koyun kenara denilen bir latife değil. Adı sır. O sırrında Cenab-ı Hak taayyun ve teşahhus ediyor. Böyle mahluk olduğu için. Çünkü Allah bu şecere-i hilkate zatiyle bulunamaz. İlmi, iradesi, kudretiyle bulunuyor. Zatiyle bir yerde var. Nerede? İnsanda. Neresinde? Sır latifesinde. Latifesiz latife. Sırın sırrı da odur. Allah Celle Celaluhu bir hadisi kutsisinde peygambere şöyle buyuruyor. Bil mana, tam lafı attığımda değil. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. İnsan benim sırrımdır diyor Allah. Cebrail benim sırrımdır demiyor. Cebrail bile bir adım da atarsam yanarım ya Muhammed. Çünkü Miracı Ekber olabilmesi için diğerleri asgardı. Üç tane şey var diyor 428 sözlerde. Üç tane
Miracın içerisinde 3 tane katık var. Malzeme var, Mirac Ekber olmuş. Ne vardı orada? Nur, emanet, anahtar. Olunca Ekber oldu. Yani orada biz de vardık. Şimdi ne yapmış? Çaktırmadan çakıyor da fark etmiyoruz. Çakmıyoruz yani. Çaktırmadan çakıyor ama çakmıyoruz. Bak ne diyor? Yalnız o menzili şenlendiren, ünsiyetlendiren, nurlandıran tek şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayale müşahede ettim. Ne yaptı sonra? Bir adam diyor yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah. Allah Allah devam ediyor. Kimi diyor, nasıl diyor, ne yapıyor? Herkes ufaldı diyor. Ufaldı mı sen uzaklaştın ya bu kardeşim? Ben sizden, Ali Ulvi orada. Kaç metre var diyelim? 15 metre. Var değil mi 15 metre? Ha, 15-20 metre. Senden uzaklaştım. Ya veya sen benden uzaklaştın. Ben seni küçük görebilmem için ya sen benden uzaklaştın veya ben uzaklaştım. Ben diyor, onlar diyor küçüldüler. Niye küçüldüler? Küçülmediler, onlar duruyor. Sen başka yere geçmişsin. Çaktırmadan çakıyor ama çakmıyoruz. Koy. Şimdi gelelim ibadeti manası ve son. 55 dakika oldu. 55 dakikada nasıl sığdıracağız bunu? Düzünü okuyayım. Düzünü okuyayım. Ondan sonra bakın. İkinci nükte. Bir namazın manasını okuduk. Ama şey yapmak istediğim içimde kalacak nokta namazda salata girmiş ustad. Lemalar 271'de. Namazda salata girmiş. İnsan ekber. Şahsiyeti manevi Muhammediye. Oraya girmiş. Yatsı namazında girmiş. Namazın, salatın namazı, farzı 3 tanedir. 46 söz değer. Burada da ibadeti manası da 3'tür. Namazın manası da 3'tür. Salatın manası da 3'tür. Diyecekler ki ya, garip garip bakıyorsunuz. Nereden çıkartıyorsun be kardeşim? Ben çıkartmıyorum. Burada yazıyor. Bak. Cümleyi söyleyeyim. En kutsi mabet bedendir. 18 bin alemin. Öyle bir beden ki bu bedenin malzemesini söyleyeyim. Tencere getirin. His, heves, heva, tabiat, asap, damar. Koyun. Karıştırın. Donsun. Buzdolabına koy. Donsun. Beden. Şimdi buraya ruhu monta edeceksin. Bu ruh bu mabette salata kıyam ediyor. Salata kıyam edince beden, hayat, ruh, yani bu bununla arzda, dünyada secde yapar. Salata kıyam eder, beden arzda secde yapar. Tamam. Secdenin içerisinde hayret ve muhabbet var. Şimdi ben salatın 3 farzından okuyayım. Salata kıyam etmek, 46'dan okuyorum ha, bir tanesi kalktı, sen ezberden mi söylüyorsun dedi, oradan mı? Dedim abi buradan okuyorum, kusura bakma dedi, bakacağım dedi. Geldi baktı, dedi ki vallahi yazıyor dedi. Bu yeni adam değil ha, senin kitap farklı mı kardeş dedi. Bak, farklı mı değil mi bak, salata kıyam etmek, yani ne demek salata kıyam etmek Ömer bak. Salata kıyam etmek. Yani bir, salatın 3 farzı var. Bir, salata kıyam etmek. Yani bir, bütün fani sevdiklerine beden bir mabud. İki, mahbubu bakinin ve bütün, bir dakika, yani bütün fani sevdiklerine beden bir mabud ve mahbubu bakinin. Bir, iki,
bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir-i kerimin. 3. Bütün titrediği müzırların şerlerinde kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmakmış. Bir de okuymuş tane. Salata kıyam etmek yani. 1. Bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbubu bakinin huzuruna çıkmak. Bu 1. 2. Bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir-i kerimin huzuruna çıkmak. 3. Bütün titrediği mızırların şerinden, ölüm korkusu mesela veya imansızlık veya şeytanın şerinden, bütün ne varsa, bütün titrediği mızırların şerinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmak. Salata kıyam etmek, yani salata kıyam etmek, yani İbrahim'i duruş. Sonra bu kalktı mı, sonra arzda secde ediyor. Neredeydik? Secdeye. Çizde okuyorum, düz okuyorum. İkinci nükte, ibadetin manası şudur ki, manası neymiş? İbadet, namaz değil işte. Dergâh-ı ilahide abd, kendi kusurunu, acz ve fakrını görüp, bak 3 tane bir sayacağım şimdi. Kemal-i rububiyetin 1, kudret-i samedaniyenin 2, rahmet ilahiyenin önünde 3, bir daha kemal-i rububiyetin, koy tencereye, kemal-i rububiyeti koy tencereye say, bitiyor yani, o için son böyle gücünüzü harcayın. Kemal-i rububiyetini koy tencereye, kudret-i samedaniyeyi koy tencereye, rahmet ilahiyeyi koy tencereye, karıştır. Üçünden çıkan ne biliyor musunuz? Hayret ve muhabbete secde etmektir. İbadet imanız. İçerisinde hayret ve muhabbet var. Çıkan o donmuş var ya 3 tane şey. 3 tane o dondurduk. Hayret ve muhabbet. O secdeymiş. Demek ki secdenin içerisinde hayret ve muhabbet var. Hayret Allahu Alem. Hayret dima bütünlüğünden çıkan, tefekkürle elde edilen, muhabbet ise kalp bütünlüğünden çıkan ve elde edilen ve ikisinin ceminden ifade edilen secde. Anlamadım. Hayret ve muhabbetle secde etmektir. Anlamadım. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaat ister. 2. Rububiyetin kutsiyeti patlığı dahi ister ki ab kendi kusurunu görüp istiğfar ile Rabbini bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkar batılasından münezzeh ve muhalla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve mağara olduğunu tesbih ile Subhanallah ilan etsin. Şimdi arkadaşlar ben dersimi bitiriyorum. Yalnız okumak isteyenlere şurada bir şifre var. 1. 3 tane şey söyledi tencereyi atacak. Ben şimdi parmak basacağım size bırakacağım. Bir neydi? Dergâh ile de at kusurunu ve atsını fakrını görüp neymiş? Kusurunu, at ve fakrını. Bir, kemal-i rububiyet. Birinci paragrafta inza ediyor. Kemal-i rububiyet nedir? Yani rububiyetin saltanatı diye devam ediyor. İkincisi neydi? Kudret-i samedaniyenin önünde hayret ve muhabbet eğilmektir. Kudret-i samedaniye nedir? İkinci paragrafta izah ediyor. Diyor ki, hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki. İzahı burada. Şöyle, şu paragraf. Üçüncüsü neydi? Rahmet ilahinin önünde. Rahmet ilahiyi de şu son paragrafta hem var ya hem. Hemler var. Hem. Bu birinci, yani kemal-i rububiyetin izahı şurası. Kudret-i samedaniyenin izahı ikinci hem. Burası. Rahmet ilahiyenin önünde hayret ve muhabbet. Rahmet ilahi de son hem. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki diye burası anlatıyor. Bu da ibadet. İbadet namaz değildir. Neymiş? İbadetin ruhu kusurunu, atsını ve fakrını görmek. Yani kemal-i rububiyetin koy tencereye. Kudret-i Samedani'yi koy tencereye, rahmet-i ilahiyi koy tencereye, karıştır.
macundan çıkan hayret ve muhabbet onu da secdeye koymak. Ama kusur, aç ve fakrını görmek. Görebilenlere ne mutlu. En azından duyanlara. Veya duyanlara ve fark edenlerle beraber oturanlara. Veya onları sevenlere. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Bu hakikatle haklanmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak usul ve furularımızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Ve haberdar eylesin. Amin. Cenab-ı Erhamurrahim'in sizi, evladı iyalinizi, sizi sevenleri, sizin sevdiklerinizi de aziz eylesin. Amin. Evlerinize, sevdiklerinizin evlerine, hastalıkların sebebi olan erva habiseleri, mevadi şerileleri hak ile yeksan eylesin. Amin. Sihat ve selametin sebebi olan ruhu kutsileri, ervah-ı aliyeleri nasip eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Ya Rabbi, hizmet imaniye Kur'an'da, hizmet imaniye ve Kur'aniye'de, ihlasla, sadakatla, takva ile, hizmetle, iştinab-ı kebair sırrına mazar edip, sır uhuvvet ve tesanüde mazar eyle ya Rabbi. Amin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selavatı.